Herkese merhaba. Bu derste WordPress'in en şirin özelliklerinden biri olan bileşenler alanını inceleyeceğiz. Bileşenler alanı mevcut sayfanızın sidebar'ına yani kenar alanına istediğiniz demeyeyim de daha doğrusu belli içerikleri ekleyip çıkarmanızı ve bunu çok kolay bir şekilde yapmanızı sağlar. Gösterelim. Mesela benim şu anki yan menümde özel menü var. Sayfaları içeren özel menü var. Son yazılarım var ve kategoriler alanım var. Peki nerede bu? Sayfaya geliyorum. Sayfalar, son yazılar, kategoriler. Eğer web tasarımını Dreamweaver'la yani sıfırdan yaptığınızı farz etseydik, bunları elle yapacaktınız. İşte content alanında yer verdiğiniz içerik alanını sola çekecektiniz. Float özelliğiyle bunu sağa çekecektiniz ya da tekrar bunu sola çekecektiniz. Bunlar teferruatlı işler ama WordPress'in sevilme sebeplerinden biri yine karşımıza çıkıyor. Sayfada değişiklik yapmayı ya da alan ekleyip alan çıkarmayı çok daha kolay hale getiriyor. Görelim. Şimdi bakın bileşenler kısmında örneğin mevcut bileşenlerden bir tane bileşen ekleyeceğim. Burada bilmeniz gereken şey şu. Bileşenler kısmı sizde değişkenlik gösterebilir. Çünkü yarın bir gün ekleyeceğiniz eklentilerden bazıları bu alana giriyor ve bu alanda sizin kullanımınıza da sunulabiliyor. Mesela Akismet bileşene istenmeyen yorumlardan sizi koruyan olmazsa olmaz bir WordPress bileşene. Bu bileşeni yüklediğiniz zaman dikkat ederseniz mevcut bileşenler alanına ekleniyor. Buraya kadar her şey tamam. Ara seçeneği blogunuz için bir arama formu ekliyor. Arşivler seçeneği yazınızın aylık arşivlenmesini ekliyor. Mesela Temmuz ayında 10 tane yazı yazmışım. Ağustos ayında 20 tane yazı yazmışım. Bu ekranın sağ tarafında görülüyor. Etiket bulutu, eğer etiket vermişseniz yazılarınıza etiketler yani WordPress, ona dair ondan sonra C#, Dreamweaver ile ilgili olan anahtar kelimeleri karşınıza çıkartıyor. Bağlantılar seçeneği, bağlantılar alanında anlatmıştım. Sitenizin sağ panelinde sevdiğiniz internet sitelerini ya da arkadaşlarınızın internet sayfalarının bağlantısını verebildiğiniz bir alan. Ondan sonra meta alanı zaten otomatikman WordPress'i yüklediğinizde karşınıza geliyor. Bunu kaldırabilirsiniz rahat bir şekilde. Giriş çıkış alanına hemen buraya basarak ulaşıyorsunuz. Metin isteğe bağlı metin ya da HTML. Buraya canınızın istediğini yazabileceğiniz bir alan. Mesela ben bunu koyayım. Buradan bir de metin alanı öylesine yazıyorum. Otomatik paragraf ekleden kasıt şudur. Bir yazı yazdığınızda otomatikman alta geçiyor. O işlemi yapıyor. Sile basarsanız silinir, kapata basarsanız kapanır. Burada önemli olan şu, kayıta basacaksınız. Kayıta bastığınızda sağ panele ekleniyor. Ben sağ panel üzerinden attığım için sağ diyorum. Peki bunu kapattım. Araya ekliyorum. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bu alanları eklediğinizde, bu bileşenleri eklediğinizde başlık kısmına istediğiniz alanı yazabiliyorsunuz. Ara gari diyelim. Kaydete basıyorum. Şuradaki oklara basarak sizler ekstradan özelliklere ulaşabilirsiniz. Mesela diyor ki son yazılarının başlığı ne olsun? Eğer siz buraya bir şey yazmazsanız buraya son yazılar yazar. Aynen benim sayfamda gördüğüm gibi. Bakın ben herhangi bir şey yazmamışım ama son yazılar yazıyor. Gösterilecek yazı sayısı 5. 1, 2, 3, 4, 5. Devam ediyorum. Kategoriler seçeneği. Kategoriler seçeneğinde yazı sayılarını göster seçeneğini seçmişim ben. Hiyerarşik olarak göster. Belli bir yapıya göre, dizilime göre gösteriyor. Ya da açılır menü olarak göster. Bunu pek tavsiye etmiyorum. Sanki şey klasör açar gibi oluyor. Başlığını yazmamışım. Dolayısıyla o kategoriler geçmiş. Bakın göstereyim. Yazı sayılarını göster kategoriler alanında. Bakıyorum. Evet, kategoriler alanında Adobe Photoshop'la ilgili 5 tane, WordPress'le ilgili 10 tane şu an için yazı var. Daha fazla olacak o. Buradan da son yazılar seçeneği var. Sitenize ait son yazılar bakın burada da alanda mevcut. Son yorumlar, sitenize yapılan son yorumlar. Buranın güzelliğini tekrar ediyorum. Basılı tutun, bırakın. Basılı tutun, bırakın. Related post, ilişkili postlar. Ben bunun için bir eklenti yüklemiştim. Related post, ilişkili yazılar eklentisi. Oradan gelme. Belki sizde olmayabilir. Takvim ekleyebilirsiniz. Bir de takvim ekleyelim. Şimdi kaydete basıyorum. Kayıtta basıyorum. Sayfayı yeniliyorum. Sağ taraf ana baba günü gibi oldu. Eminim ki. Evet. Oldu valla.
yazılar, kategoriler öylesine, hani ben dikkatinizi çekiyorum, metin alanına öylesine yazmıştım. Siz buraya HTML ile ilgili bir şey de yazabilirsiniz. Mesela Umut yazıyorum. Şuraya B yazıyorum. B etiketini HTML'den hatırlatmak gerekirse B etiketi bold, kalın yazmanızı sağlayan bir etiket. Sayfayı yenilediğinizde öylesine alanın altında Umut yazacak. O da kalın bir şekilde yazacak. Bakın gördüğünüz gibi. HTML etiketiyle de yapabilirsiniz. Düz yazı da yazabilirsiniz. Ara gari seçeneği dikkat edin, arama yapmanızı sağlıyor. Site içinde hiç böyle kafanızı patlatmanıza gerek yok. Ya bu arama yapar mı yapmaz mı diye düşünmeyin. WordPress o altyapıyı size zaten sunuyor. Takvimse, bu benim hoşuma gitti. Ben bunu kullanmamıştım ama şu ana kadar. Takvim güzel, güzelmiş takvim. Bu alan böyle. Peki, bitti. Ne kullanacağız? Bunları yok edeceğiz. Nasıl yok edebilirsiniz? Arkadaşlar, tutun, atın. Bu arada dikkatinizi çekiyorum. Pasif bileşenleri, yani ayarlarını korumak istiyorsanız eğer, örneğin ben şurada metinde öylesine Umut yazdım. Eğer siz tutup da bunu bu alana çekerseniz, yani bileşenler alanına çekerseniz ayarları sıfırlanır. Yazık olur. Dolayısıyla siz ileride ben kullanırım diyorsanız bu alana koymayacaksınız. Bakın aşağıda pasif bileşenler alanı var. Tutun, atın buraya. Dikkat edin, ayarlar sabit. Aynen kalır ayarlarınız. Öyle kurcalama tekrardan A yüklediğinizde, yükledim de ben bunu ayarları bulamadım, olmaz. Pasif bileşenler kısmında ayarlanmış hali, sizin düzenlediğiniz halde bulunur. Bu da güzel bir özelliktir. Ben tabii bunu kullanmayacağım için attım bu kısma. Evet, yan menü normale döndü. Sayfayı yenilediğim anda hayat normale dönecektir o tarafta. Ekran tercihlerinde. Ha bakın, bu şunu da belirtmem gerekiyor. Şimdi bu videoyu izleyenlerde belki bir sıkıntı olabilir. Flash yüklememişlerdir ya da browserlarında sorun vardır. Browserları buna böyle taşıma işlemlerine izin vermedi. Bakın ben ne kadar rahat bir şekilde taşıyorum ve istediğim alana yerleştirme işlemi yapabiliyorum. Bu sizin tamamen keyfinize göre. Yani yazıyı yukarı aşağıya alabilmek, bileşeni aşağı yukarı alabilmek tamamen size kalmış. Ancak eğer siz sorun yaşıyorsanız bu alanda, ekran tercihlerinden erişilebilirlik modunu etkinleştir seçiyorsunuz. Ne oluyor burada? Alanlara ekle butonu ekleniyor. Ve sizler taşıma işlemi yapmadan da butona basarak hemen sağ tarafa atabiliyorsunuz istediğiniz şeyi. Bakın, ekleye basarak tak diye ekleme yapabilirsiniz mesela. Buradan hemen ayarını da yapıyorsunuz. Bileşeni kaydete bastığınız anda işlem tamamdır. Yani şunu demeye getiriyorum. Siz eğer bir sorun yaşamazsanız ekran tercihlerinden erişilebilirlik modunu açmayın. Ama sorun yaşıyorsanız, ya millet yapıyor benim bir bilgisayarımda olmuyor diyorsanız da ekran tercihlerinden erişilebilirlik modunu etkinleştirerek işinizi görebilirsiniz.